Tabii ki benim müsiyat başkanlığı dönemimde çeşitli diğer kurumlarla da münasebetlerim vardı. Bunlardan bir tanesi e, DEİK, bugünkü biraz daha genişletilmiş hali. O zaman bu kadar yaygın değildi DEİK, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu. O zamanlar ben hem Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanlığı, işimiz icabı hem de Körfez Konseyi Koordinatörlüğü yapıyordum. Türkiye'ye uzun yıllar sonra Kral Faht'ın ziyareti çerçevesinde Sayın o zamanki Başbakanımız Tayyip Bey ile beraber çok güzel iki tane toplantı yapmıştık. Bir tanesi akşamleyin Türkiye'nin önde gelen iş adamlarını bir araya getirip yemekli bir toplantı yaptık. Ertesi günde iş konseyinde iş geliştirme e, toplantısını deruhte etmiştik. Bu deruhte ettiğimiz bu toplantının içerisinde çok önemli kararlar alınmıştı o gün. E, bu alınmış kararların şöyle bir etkisini de hissettirmek, anlatmak istiyorum. Daha sonraki müsiyat başkanlığım döneminden sonra parlamentodayken milletvekilliği dönemimde e, o dönemdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Köksal Toptan Bey ile beraber Suudi Arabistan'a ziyarete gittik. Kral Fat programımızda yoktu ama kardeşinin ziyaretine gittiğimizde duymuş bizim geldiğimizi. İçeriye gittik, bizi davet etti. Sohbet ettik güzelce kısaca. Tam program biterken kalkıyorduk. Ben beyefendiye, e, krala dedim ki, efendim bizim uzun yıllar Ziraat Bankası'nın Suudi Arabistan'da kurulma çalışması bekletiliyor. Bunun hızlıca hayata geçirilmesi için birçok çalışma yapmamız lazım. Bu çalışma için sizden de lütfen bir emir bekliyoruz dedim. Tabii konuyu çok bilmediği için birini çağırdı. Bir, birisi geldi yanına, kulağına bir şeyler fısıldadı. Dedi ki, Evet dedi bizde arkadaşlar bunu bana söyledi. Yüzün üzerinde banka Suudi Arabistan'da faaliyet yapmak için izin bekliyormuş dedi. O nedenle sizinki de bekliyormuş deyince ben krala çok net bir şekilde dedim ki efendim bizi yüz değil bin tane de olsa ilgilendirmez. Bizi Ziraat Bankası ilgilendirir. Aynen elimle de işaret ederek şu iki dudağınızın arasına bir emirdir bu dedim. Lütfen bu emri verin. Çünkü ben sizi birebir şu programda İstanbul'da ağırladığımızda Sayın Başbakanımızla beraber Türkiye Suudi Arabistan arasındaki ticaretin gelişmesinin 10 milyar dolarlara çıkartılması yönelik sözünüzü fizati duydum. E bu bu banka kurulmadan olamayacağına göre lütfen bu talimatı verirseniz sevinirim dedim. Biz sonra Riyad'dan Cidde'ye gitmiştik. Cidde'de arkadaşlar bana iki gün sonra gazetede Ziraat Bankası'nın kuruluş izninin verildiği evrakı gösterdi. Yani 5 senelik bekleyen bir evrak sadece bir toplantıda samimi içten bir konuşmanın unsuru olarak hayata geçmişti.